Merhaba arkadaşlar. V-Watt'leri iki ayrı yerden aynı anda aynı basınçla gönderilen AVAT sinyaliyle çalışıyorlar. Bu wattlar ekseriyetle işçinin iki elini korunması gereken durumlarda kullanıyoruz. Bunlar işte giyotin makaslar, presler ve benzeri iş güvenliği önemli makinelerde çalışan sağlığını koruma amaçlıdır arkadaşlar. Öncelikle bir tane tek etkili bir silindir seçeyim. Yay geri dönüşlü. Takım kütüphanenden seçiyorum. Bunu büyütebiliriz. Daha sonra bir tane bir V-Watt'ı seçeceğim buradan. V-Watt'ını seçiyorum. Bu V-Watt'ını neyle kontrol edeceğim? Butonlu bir watt seçeyim. 3/2'lik. Bu yay geri dönüş olabilir. Bunu kopyalayıp aynısını yapıştıracağım. Bağlantılarımızı yapacağız. Kompresör bir tane seçeceğim. Hava seçeyim. Kompresörümü. Buradan kompresör bağlantılarımızı yapalım. Önce uzak bağlantımızı yapalım. Buradaki bağlantımızı yapalım. Onu yaptık. Butonları da bir değiştirelim. Butonu kalıcı bir buton koyayım buraya. Buraya da aynı biçimde bir kalıcı buton koyuyorum. Buradaki bağlantılarımı yapayım. Buradaki bağlantımı yapayım. Bu valve aynı anda aynı basınç gelmesi gerekiyor bu tek etkili bitim çalışması için. Şu anda yapmış olduğum bağlantılar doğru herhalde. Şu egzozlu. Egzoza bir susturucu takabiliriz her ikisine de. Buraya da bir susturucu ekleyeyim. Çünkü egzoz hattı biliyorsunuz çalışanın gürültü olarak sağlığını ne yapıyor? Tehdit ediyor arkadaşlar. Yani buradan simülasyonumu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi buraya buradan hava geldi. Burayı kapadı. Buradan hava geçemiyor. Buradan da yine makyaza geçemez. Buradan açtığımda ne oldu? Çalıştı. Hava nereden geçti? Burası kapandı. Hava şuradan geçti aslında. Değil mi? Her iki taraftan aynı basınçta geçmiş oldu. Buradan da baktığımda tekrar geri döndü. Çünkü hava buradan ne yaptı? Yine geriye döndü egzoza. Buradan. Buradan bastık. Buradan da bastık. Çalışmış oldu. Bunları preslerde kullanıyoruz arkadaşlar.